Türk Silahlı Kuvvetleri, AFAD'i... Cümle'deki sıcak çatışmalar buradan... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi... Şu anda bizim de hissettiğimiz gün ortası devam ediyor sevgili seyirciler. Önemli bir konuğu stüdyomuzda ağırlıyoruz. Konuğumuzla konuşacağımız konu da son derece önemli. Zira sadece Türkiye değil, Türk dünyasını yakından ilgilendiren, Türk dünyası derken yakın coğrafyamızı, komşularımızı da ilgilendiren bir proje hakkında Tuğşat Atatürkmen Bey ile konuşacağız. Araştırmacı yazar Tuğşat Atatürkmen. Efendim hoş geldiniz stüdyomuza. Soyadınız ne güzel. Evet, teşekkür ederim. Sormuşlar, sen kimsin? Yanıt gelmiş. Ben Türk'em. Evet. Türkmen'em. Evet. Türkmen buradan gelir derler. Tabii ki doğru. Men, Türkmen'em. Türkmen. Evet. Türk ben. Şimdi Türkçe'de malumunuz B harfinin Öztürkçe'de M olarak duyulduğunu net olarak görüyoruz, elbette, duyuyoruz. Sen kimsin sorusunun yanıtı? Türkmen. Men'em. Türkmen buradan gelir derler. Artık bunu tabii araştırmak lazım ama soyadınız çok güzel. Doğrudur. Büyüklerimiz de Türkmen soy ismi daha güzel olsun diye ikinci isme de Ata ismini koymuşlar. Atatürkmen olmuş. Teşekkür ederiz kendilerine. Türk coğrafyası deyince, Türk dünyası deyince ben son derece mutlu oluyorum. Çünkü kendimizden bahsediyoruz. Evet. Gelişmekte olan teknoloji tabii ki insan hayatını olumlu etkiliyor ama özellikle yeni nesili de bilincinden uzaklaşma noktasında bir kötülüğü de beraberinde getiriyor. Sizinle konuşacağımız proje belki de çok sayıda kişinin bilmediği bir proje, çok sayıda kişinin bilmediği bir değer. Onu yad etmiş olacağız aynı zamanda rahmetle. Efendim, Şehriyar için oku diye bir proje var. Siz de bu projede önemli bir noktadasınız. Nedir Şehriyar için oku projesi? Evet, öncelikle ben bu projeyi geniş kitlelere yaymamıza vesile olduğunuz için sizlere ve ulusal kalan yönetimine çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz önce Şehriyar'dan başlayayım. Şehriyar evet, kimdir? İzleyicilerimiz de Şehriyar'ı tanımış olsun. Büyük bir kitle tanıyor ama dediğiniz gibi son dönem genç jenerasyon bu tür değerlere uzak. Evet. Muhammed Hüseyin Behçeti Tebrizi'dir gerçek adı. Hı hı. Şehriyar Mahlası'dır. 1906 yılında Tebriz'de doğmuştur. Evet. Çocukluk yılları Hoşginap denilen kasabanın Heyder Baba köyündedir. Heyder şiirimizin adı da, yani Şehriyar için oku projesinde seslendirilen şiirin adı da Heyder Baba'ya selam şiiridir. Evet. Heyder Baba Şehriyar'ın çocukluk yıllarının geçtiği köyün adıdır ve oradaki dağın adıdır. Köy adını dağdan almıştır. Evet. Şehriyar 1906 yılında dünyaya geldikten sonra 7 yaşlarında şiire ilgi duymaya başlar ve ilk dörtlüğünü 7 yaşında yazar. Ana dilinde yazar, Farsça bilmektedir, Arapça bilmektedir, çok iyi düzeyde Fransızca bilmektedir. Bir müddet Farsça biliyorsunuz edebiyat açısından çok zengin bir dildir. Bir müddet Farsça şiirler yazar. Bir gün annesi oğluna şöyle der: Aybala, sen büyük şair olupsan ama ben seni anlamıram. Annesi de Şehriyar Türk asıllı birisidir. Ondan sonra Türkçe yazmaya başlar. Genç yaşta babasını kaybeder ve birçok şeyden vazgeçerek çocukluğunun özlemini duyduğu Heyder Baba köyüne gider. Evet. Burada Heyder Baba'ya Heyder Baba'ya selam şiirini 76 kıtadan oluşuyor. Bu şiiri 1953 yılında yazar ve 1954 yılında da yayınlatır. Gittiği köyde eski çocukluk günlerini, hani biz de hep geçmişi özleriz ya. Bir müddet sonra gittiği köyde o çocukluk günlerinin güzelliğini göremez. Adeta bir isyandır aynı zamanda Heyder Baba şiiri. Bir zaman tünelidir. İnsanı çocukluğuna götürür. Çocukluğundan gençliğine ve olgunluk evresine kadar hepsini bir şiirde özetler. Herkes kendini bulur Heyder Baba şiirinde. Evet. Herkes kendi çocukluğundan, kendi gençliğinden muhakkak bir şeyler bulur. Türkiye'de çok ciddi ses getirir. Yusuf Gedikli Bey Şehriyar'ın tüm şiirlerini bir kitapta toplar. Hakkında makaleler yazılır. Şiire atıflar yapılır. Birçok 70'in üzerinde dile çevrilir Heyder Baba şiiri.
Ve Şehriyar'ın 4 cilt şiiri vardır ve bir cildi komple Türkçedir. Evet. Biz bu değerin unutulmaması adına Şehriyar için oku diye bir proje gerçekleştirdik. Şehriyar'ın dilinden tüm Türk dünyası anlıyor ama ağız itibariyle, lehçe itibariyle bunu en iyi anlayan bölge zaten doğup büyüdüğü İran toprakları. Tebrizlidir Şehriyar. Kerkük vardır. Yine o demiştik ya Türkmen, az önce girişte işte Türkmen. Türkmen geleneğinin olduğu havza. Anadolu da buna dahildir. Evet. Türkiye var bu projede. Türkiye'den isimler var. Ve tabii ki Azerbaycan'dan isimler var. Bakü'den, Nahçıvan'dan önemli isimler var. Değil mi? Elbette sanat dünyasından, akademik dünyadan ve siyaset dünyasından çok önemli isimler bu projede var. 33 kişiden oluşuyor. Yaklaşık 6,5 dakika sürüyor. Şiir 76 kıta fakat biz 20 kıtasını seslendirdik. Türkiye'den de çok ciddi bir talep oldu. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Şehriyar'ı bilenler onun o bilgeliğine, o yürek sesine kulak veren herkes bu projeye korkunç saygıyla yaklaştı. Evet. Müthiş bir hürmet vardı. Şimdi birazdan zaten projeyi izleyecek izleyicilerimiz. Orada da görecekler. İnanın her siyasi düşünceden, her inanç dünyasından birileri oldu bu projede ve bizi ikiletmediler. Yani büyük çoğunluk, hani genelde böyle şeyler vardır ya, o varsa ben olmam ya da bu kişi varsa ben bu projede yokum. Biz böyle bir sorunla karşılaşmadık. Şehriyar'a olan saygı kelimelerle ifade edilemez. Evet. Ya bugün Türkiye'de de liselerde 11. sınıfta müfredatta vardır. Muhammed Hüseyin Şehriyar Türkiye'de artık Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayıyla ders kitaplarında öğrencilere tanıtılmaktadır. Bu kadar büyük bir değerdir. Mutluluk verici bir şey. Şöyle bitiyor değil mi? Son beşlik. Heyder Baba, senin könlün şad olsun. Dünya varken ağzın dolu dad olsun. Senden geçen yakın olsun, yad olsun. Deyne benim şair oğlum Şehriyar, bir ömürdür gam üstüne gam çalar. Evet. Öztürkçe'yi de net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii ki, tabii ki. Azerbaycan Türkçesiyle yazmıştır. Ağız okuma, kendisinin ses kaydı da vardır. 76 kıtayda seslendirmiştir Şehriyar. Yaşı ileri bir dönemde seslendirmiştir. Şiiri sonra dinlediğinizde göreceksiniz. İstanbul'daki bir yaşayan, doğup büyüyen bir kişi de bu şiiri büyük ölçüde anlayabiliyor. Tabii ki. Kerkük'teki kişi de büyük ölçüde anlayabiliyor. Daha önce zaten izleyicilerimize aslında şunu da söylemek lazım. Yani Tebriz, Bakü, Kerkük bunlar ayrılmaz bir bütündür. Kesinlikle. Diğer Türk dünyası da öyledir de. Kesinlikle. Ya bu coğrafya birbirini çok güzel anlıyor. Biz daha önce bir gezi düzenlemiştik. Bir gün, üç ülke, üç öğün diye. Sabah kahvaltısını Iğdır'da yaptık. Evet. Öğlen yemeğini Nahşivan'da yaptık. Sizin kanalınızda da yayınlandı. Öğlen yemeğini Nahşivan'da yedik. Akşam yemeğini ise Tebriz'de yedik. Sizin yönetim kurulu başkanınız çok kıymetli Adnan Türkan Bey de katıldı o gezimize. Biz orada bir kez daha gördük. Ben daha önce de gitmiştim. Ana dilinizde, yani her yerde Türkçe konuşuluyor. Evet. Ana diliniz dışında hiçbir dile gerek duymuyorsunuz. Biz de istedik ki ana dilimizi çok güzel kullanan, müthiş bir kıymet olan Şehriyar'ı daha geniş kitlelere ulaştıralım. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bunu tabii zaman da gösterecek. Daha yeni yayınlandı. Yılbaşı günü servis ettik biz bu projeyi medya kanallarına. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Yani çok önemli isimler var bu projede. Mesela birinden bahsetmek istiyorum. Türk Buyurun. Dil Kurumu Başkanı'na gittik. Ben iletişime geçtim. Müthiş heyecanlandı. Ya müthiş heyecanlandı. Çünkü o değerin farkında olan, kendisi de bir edebiyat profesörüdür. Aynen. Buradan da kendilerini selamlıyorum. Profesör Doktor Güler Gülseven hocamızı. Milletvekillerine gittik. Sanatçı büyüklerimize gittik. Bölgenin ileri gelen iş adamlarına gittik. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle yani. Çünkü eser zaten muhteşem bir eser. Katılımcılar da çok değerli isimler. Seslendirenler sesleriyle bir nebze de olsa can vermeye çalışanlar. O muhteşem mesele. Hepsi de birbirinden değerli isimler. Evet, göreceksiniz herkes çok içten kendini vererek okuyor. Yani başka türlü ihtimali yok zaten. Yani şiir o kadar güzel ki. Mesela ben şu an aklıma gelen, hep böyle deriz ya.
dünya boştur, işte dünya için çok insanları kırmayalım, barıştan yana olalım. Mesela Heydar Şehriyar bir beşlikte bunu çok güzel özetlemiş. Eğer müsaadeniz olursa söylemek istiyorum. Heydar Baba, dünya yalan dünyadı. Süleyman'dan, Nuh'dan galan dünyadı. Oğul verip derde salan dünyadı. Her kime ne verip geri alıptı. Eflatun'dan bir guru ad kalıptı. Hazreti Süleyman'a, Hazreti Nuh'a vurgu yapıyor ve sonunda filozof Eflatun'a vurgu yapıyor. Diyor ki, Eflatun gibi bir şahsın bile sadece ismi kaldı. Yani dünyanın biraz da bu tasavvuf boyutu da var tabi. Masivayı terk deniliyor burada. Dünyanın aslında iyi insanlar için bir cennet olduğu, kötülük yapmanın gereksiz ve ileriye dönük bir nasıl anlatsam, yani bir miras bırakılacak bir şey olmadığını çok güzel özetliyor bir beşlikle. Bu okuduğum beşlik dışındaki tüm beşliklerde adeta hayatı özetliyor diyebilirim. Bu sözünüzde ben not alıyorum. Dünya iyi insanlar için bir cennettir. Kesinlikle. Çok güzel bir söz. Kesinlikle. Yani. Evet. Şimdi bu projede bir başlangıç var. Bir de devam olacak diye biliyorum, değil mi? Şimdi seyircilerimiz de sabırsızlanıyor. Projeden bahsediyorsunuz ama yani nedir, görelim, izleyelim vesaire. Birazdan yayınlayacağız onu da. Altını çizeyim. Devamı da olacak herhalde. Şimdi şöyle söyleyelim. Biz bu projeyi Doruk Medya ile birlikte yaptık. Sevgili dostum Hüseyin Atam'la biz bu projenin başlangıcında oturduğumuzda bu kadar ya ses getireceğini tahmin ediyorduk ama bu denli talep olacağını biz de kestirememiştik. Evet. Çok üzerimizde çok ciddi bir baskı var ikincinin yapılması için. Zaten Heydar Baba 2 diye de bir şiir var. Yıllar sonra tekrar köyünde Heydar Baba 2 diye, bu sefer de 49 kıtadan oluşan, beşlikten oluşan Heydar Baba 2 şiirini de yapmıştır. Heydar Baba 2 mi olur yoksa Azerbaycan'da çok ciddi şairlerimiz var. Şehriyar'ı da onlarla birlikte değerlendirip Kerkük Havzası'nı da içine alıp daha geniş bir proje mi yaparız, onu artık zaman gösterecek ama bir şeyler yapacağımız kesin. Yaptığınız bu işte çok önemli bir iş. Çok güzel bir iş. Verdiğiniz mesajlar da çok güzel. Ben ayrıca şunu da özellikle altını çizmekte fayda görüyorum. Sevgili seyirciler, Türklük en büyük övünç kaynağımız. Türklüğün yanı sıra Türkçemiz de en büyük övünç kaynağımız. Genellikle şu hatayı düşüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, evet, Türkçe bu coğrafyada, bu ülkenin sınırları içinde konuşulur. Hayır, Türkçe Türk dünyasında konuşulur. Çok geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Türkçemize sahip çıkmamız en önemli görevlerimizden biri. Türklük şuuruyla yaşayan herkesin öncelikle diline sahip çıkması lazım. Şöyle bir bilgi geldi bana. Belki siz de karşılaşmışsınızdır. Özellikle İran'da. Gittiğiniz zaman oraya İngilizce veya başka bir dil konuşmaya çalıştığınızda sizin Türk olduğunuzu anladıklarında kızarlarmış. Niye Türkçe konuşmuyorsun? Biz Türkçe biliyoruz, anlıyoruz diye. Şimdi ben Tebriz'e iki güzergahtan gittim. Birisi Nahçıvan üzerinden o gezi olduğu zaman Culfa gümrük kapısından girerek gittim. Evet. Bir de Gürbulak'ta Doğu Beyazıt sınırından gittim. Doğu Beyazıt sınırından giderken 350 kilometreydi. Diğer hattan gelirken 460 kilometreye yakındı. Yani toplam 810 kilometreyi karayoluyla, pazara giderek, otelde kalarak, lokantaya giderek. Size bunu nasıl anlatsam bilmiyorum. Ben bir tane Türkçe dışında bir dil kullanıldığını görmedim bu coğrafyada. Herkes Türkçe konuşuyor. Zaten Şehriyar'a özel kılan da bunlardan birisidir. Merhum Şehriyar Türk dili diye şiir yazmıştır. Hayali Türkiye'ye seyahat etmiştir. Mehmet Akif'ten çok etkilenmiştir. Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'na göndermeler yapmıştır. Bu coğrafya Türk dilini çok önemsiyor. Ana dili elbette önemsiyor. Tebriz'de de Türk dili en çok konuşulan dildir. Bakü de öyledir. Yani Nahçıvan da öyledir. Siz bu şeye gittiğinizde, bu coğrafyaya gittiğinizde kendinizi hiç yabancı hissetmiyorsunuz. Ben onun için şöyle diyorum, yani Tebriz bizim köklerimizin olduğu, kadim geleneklerimizin olduğu en önemli şehirlerden biridir. İlber Ortaylı Hoca da bu konuda bir tespit yapmıştı. İran Seyahatnamesi'nde daha önce okumuştum. Eğer Türkçe duymak istiyorsanız, bozulmamış Türkçe'yi duymak istiyorsanız muhakkak Tebriz'e gitmelisiniz. Evet. Öz Türkçe diye ifade ettiğim Türkçe. Evet. Türkçenin lehçeleri olduğunu unutmayın sevgili seyirciler. Bizim Türkiye'de konuştuğumuz Türkiye lehçesi. İşte Azerbaycan'da konuşulan Azerbaycan lehçesi ama
ana başlık hep Türkçe gurur kaynağımız. O biraz yakınlık duymamızın sebebi boy farkıdır. Hı-hı. Hepimiz Oğuz olduğumuz için evet. Bu coğrafya iletişimimiz daha kolay. Yoksa Kırgız da bizim evet. Bizde aynıdır, Kazak da bizde aynıdır. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin de bizim gibidir, onlar da Türktür. Bu coğrafya sadece daha kolay anlaşıyor birbiriyle. Mesleğimiz gereği sürekli karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi de şudur. İnsanların diline özen göstermemesi. Türkçeyi çok basit gibi görmeler. Hayır, Türkçe ve Türklük tarihe adını gururla yazılmış. Temelleri çok sağlam olan iki ayrı, iki değerdir. Ayrı demeyelim, yanlış olmasın. Önemli bir değerdir. Bu yüzden Türkçemize ayrı bir önem göstermek gerekiyor. Ki birazdan yayınlayacağımız sizin de... En önde giderek bayrağı tuttuğunuz o önemli çalışma da bunun bir göstergesi olacak. Uzun bir paylaşım olacak. Yayınlayacağımız video uzun. O yüzden birazdan yayına vereceğiz ama izleyicilerimiz onu izlerken tabii ki kendinden de geçecektir. O muhteşem eser karşısında etkilenecektir. Videoyu yayınlamadan önce son sözlerinizi de yavaş yavaş almak isterim. Şimdi popüler kültür gençliğin kültür anlamda çok dejenere ediyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Evet, bunu tamam. Kendi çocuklarımızda bile tespit edebiliyoruz. Yani bilgi çağı olmaktan çıkmış adeta kültür erozyonuna dönüşmüş. Evet, böylesi değerlerimizi Türkiye'deki işte diğer coğrafyalardaki böylesi değerlerimizi genç kuşaklara, biz de genç sayılırız ama bizden alttaki kuşaklara, biz anne babalarımızdan biraz bir şey gördük yani tam evet, göremedik. Hı. Birazcık o ucundan kulağından bir şeyleri görebildik. Bizden sonraki nesil için bunlar çok önemli değerlerdir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bunun müfredata almasını çok önemsiyorum. Üniversitelerde Şehriyar gibi değerler edebiyat fakültelerinde bilhassa işleniyordu zaten. Evet. Ama bunu ilkokul ve ortaokul çağına indirip değerlerimizi burada temelden anlatabilirsek çok çok daha yararlı olacağını düşünüyorum. Ben projeye katılan 33 kişiye çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri onurlandırdılar. Bu projenin bu kadar güzel ses getirmesinde mutlak surette katılımcıların da payı vardır. Hı hı. Dediğim gibi yine size çok teşekkür ederiz. Bunu geniş kitlelere, çok aydın bir kitleye duyurma fırsatımız oldu. İnşallah bu yolda hem Türkçenin yaşaması hem kültürümüzü, örfümüze bağlı kalmanın öğütlendiği bu tür değerlerimizi tanıtmaya gücümüz yettiğince devam edeceğiz. Şimdi projeyi birazdan yayınlayacağım ama peşinden şunu da sormak istiyorum. Bu güzel 33 kişi değil mi? Evet. Bu güzel projenin ilk etabında 33 önemli isim ne yaptı? Görev aldı. Hı hı. Tabii ki maddi herhangi bir beklenti olmadan. Hiçbir ticari kaygı yok bu projede. Ticari kaygı yok. Şimdi birazdan yayınlayacağımız bu muhteşem çalışmayı gördükten sonra ya ben de kıyısından ucundan bucundan tutayım diyen ya da diyecek olan kişiler size nasıl ulaşacaklar? Nasıl irtibat kuracaklar? Bu proje Doruk Medya'nın resmi kurumsal sayfasından yayınlanıyor. Doruk Medya üzerinden bu projede bundan sonraki projelere katılmak isteyenler Doruk Medya'nın sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler. Evet. Biz olmasını istediğimiz kişiler de vardı. İnşallah onları da ikinci projemizde aramızda görürüz. Evet. Peki sanırım süremiz şu an için sonlara doğru yaklaşıyoruz. Artık o muhteşem çalışmayı ekrana yansıtabiliriz değil mi? Verebiliyor muyuz arkadaşlar şimdi? Çünkü uzun bir eser, 6,5 dakika. Evet. Sanırım Namık Kemal Zeybek'le başlıyor. Evet. Eski kültür. Ulan şak kulduyu bakanda, kızlar ona saf bağlayıp bakanda, selam olsun şirket üzerinize, benim de bir adım gelsin dilüze. Heydar baba, tehliflerin uçanda, sol dibinden doğuşan kalkıp kaçanda, bahçaların çiçeklenip açanda, bizden de bir mümkün olsa, yadılar, açılmayan yürekler, sağdır. Bayram yeri çardakları yıkanda, Navruz gülü kar çiçeği çıkanda, ağ bulutlar köyneklerin sıkanda, bizden de bir yad eyleyen sağ olsun, dertlerimiz koy dikelsin dağ olsun. Heydar baba, gün dallı dağlasın, üzün gülsün, bulağların çağlasın, uşağların bir deste gül bağlasın.
yer gələndə ver gətirsin bu yana. Bəlkə mənim yatmış bəxtim o yana. Heydər baba, sənin izin ağ olsun. Dört bir yanın bulaq olsun, bağ olsun. Bizdən sonra sənin başın sağ olsun. Dünya qazov qədər ölüm itimdir. Dünya boyu oğulsuzdur, yetimdir. Heydər baba, yolum səndən kəc oldu. Ömrüm geçti, gələnmədim, gec oldu. Heç bilmədim, gözəllərin necə oldu. Bilməz edin, döngələr var, dönüm var, itkinlik var, ayrılık var, ölüm var. Heydər baba, igid əmək itirməz, ömür keçər, əfsus bərə bitirməz. Namərd olan ömrü başa yetirməz. Biz de vallah unutmadık sizleri, görənməsək helal edin bizleri. Heydər baba, şeytan bizi azdırıb, məhəbbəti ürəklərdən qazdırıb, qara günün sərnivişdin yazdırıb. Salıb xalqı bir-birinin canına, barışığı bələşdirib qanına. Göz yaşına baxan olsa qan axmaz. İnsan olan xəncər belinə taxmaz, amma hayır, kör tutduğum buraxmaz. Beşiktimiz cəhənnəm olmaqdadır, Zülhəccəmiz Muharram olmaqdadır. Heydər baba, dağın daşın sərəsi, təhlih oxu, dalısında fərəsi, quzuların ağı, quzu, qarası. Bir gedəydim, dağ dəyərlər uzunu, oxuyaydım, çoban qaytar qızını. Bayram idi, gecə kuşu okurdu, adaklı kız bey çorabını tokurdu. Herkes şalın bir bacadan sokurdu. Ay ne güzel gaydadır şal sallamak, bey şalına bayramlığın bağlamak. Şal istedim, ben de evde ağladım, bir şal alıp tez belime bağladım, ulan güle kaçtım, şalı salladım. Fatma xalam mənə corab bağladı, xan nənəmi yada salı, ağladı. Yumurtanı göçək güllü boyardıq, çakıştırıp sınanları soyardıq, oynamağa diyeceğim eğer doyardı. Ali mənə yaşıl aşık verərdi, İrcə mənə Novruz gülü dərərdi. Heydər baba, nənə qızın gözləri, Rəşəndənin şirin şirin sözləri, türkü dedim, oxusunlar özləri. Bilsinlər ki, adam gedər, ad qalar, yaxşı pistən ağızda bir dad qalar. Heydər baba, ağaçların ucaldı, amma heyif, cavanların qocaldı. Toxluların arıqlayıb, acaldı, kölgə döndü, gün battı, qaş gələldi. Qurdun gözü qaranlıqda bələndi. Heydər baba, dünya yalan dünyalı, Süleymandan, Nuhdan qalan dünyalı, oğlu dərdə salan dünyalı. Hər kimsəyə hər nə verib alıbdı, Eflatundan bir quru at qalıbdı. Heydər baba, göylər bütün dumandı, günlərimiz bir-birindən yamandı, bir-birizdən ayrılmayın, amandı. Yaxşılığı əlimizdən alıblar, yaxşı bizi yaman günə salıblar. Heydər baba, gecə duruna geçəndə, kör oğlunun gözü qara seçəndə, qır atını minib kəsib biçəndə. Mən də buradan tez məktəbə çatmaram, əyvaz gəlib çatmayınca yatmaram. Heydər baba, mərd oğullar doğ ginan, namərdlərin, burunların ol ginan, yediklər də qurtları tut bol ginan, qoy quzular ayın şayın otlasın, qoyunların quyruqların qatlasın. Heydər baba, sənin göynün şad olsun, dünyalarkən ağzın dolu dad olsun, səndən keçən tanış olsun, yad olsun, Zeynəmənin şair oğlu Şəhriyar, bir ömrüdür qəm üstünə qəm qalar.
Heydər baba gün darını dağlasın, üzün gülsün bulaqların çağlasın, uşaqların bir dəstə gülü bağlasın. Yer gələndə ver gətirsin bu yana, bəlkə mənim yatmış bəxtim o yana. Yer gələndə... Tuşat Ata Türkmen, ben kendi adıma size teşekkür ediyorum. Bir araya gideceğim, sizin de son sözlerinizi almak isterim. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu projeden sonra Tebriz Şehriyar Müzesi bizlere teşekkürlerini bildirdiler. Evet. Ve bu geziye katılan... yaklaşık işte 33 kişiyi Tebriz'e davet ettiler. Bu da bizim için bir mutluluk kaynağı oldu. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok sağ olun. Efendim. Sağ olun, var olun. Sevgili seyirciler, bu güzel çalışmayı da ekranınıza getirdik. Bir araya gideceğiz, ardından tekrar karşınızda olacağız.